Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish fanidan 3-chi marza mashg'ulotimiz axborot texnologiyalarining dasturiy ta'minoti Microsoft Office tarkibidagi amaliy dasturiy paketlar bilan tanishamiz. Bugungi mavzumizning rejasi quyidagicha. Birinchi, Microsoft Word dasturiy paketi va uning imkoniyatlari, Microsoft Excel amaliy dasturiy paketi va uning imkoniyatlari, Microsoft PowerPoint dasturiy paketi va uning imkoniyatlari, Microsoft Access dasturi va uning imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Ko'rib turgan rasmingizda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'rib turgan suratda Andijon mashina zavodining tovar aylanishi, tovar yo'nalishi, avtosalon bilan bo'lgan shartnomalar, shartnomalar to'g'risida bilan bo'lgan aloqalar to'g'risida sxemasi chizib qo'yilgan. Demak, bu yerda katta ma'lumotlar almashinuvi yotibdi. Mana shu katta ma'lumotlar almashinuvi uchun mana shu sxema bo'yicha Andijon Asaka zavodida amalga oshiriladi. Bu yerda ko'rib turganingiz, demak, texnik ta'minotning ancha murakkab jarayonlari bo'lib, virtual dunyo degan narsani anglatadi, ya'ni virtual texnologiya nimalardan iborat, virtual texnologiya nimalarga asoslanadi haqida sizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, rasmlarda ko'rib turibsiz. Microsoft Word amaliy dasturining imkoniyatlari nima? Microsoft Word amaliy dasturi Microsoft Office dasturi tarkibiga kirib, Microsoft firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, matnni kiritish, tahrir qilish va ko'zdan kechirish qator oraliqlari abzasni o'rnatish, avtomatik tarzda matnni sahifalarga bo'lish, matn qismini ajratish va uni kerakli joyga nusxalash, hujjat mundarijalarini tuzish, matematik kimyoviy formulalarni yozish, har xil shriftlarda oddiy o'zi og'ma tagiga chizib yozish mumkin. Bir vaqtda bir nechta oynada hujjat tayyorlash, matnda har xil shakl, grafik va rasmlardan foydalanish, turli ma'lumotlarni jadvallar shaklida tuzish, avtofiguralar chizish, turli baraqalarni jihozlash va shu kabi yana bir turkum ishlarni bajarish mumkin. Demak, Microsoft Word dasturining imkoniyati axborot texnologiyalarining jarayonida katta rol o'ynar ekan. Endi matnlarni kiritish va saqlash degan narsalar bor. Matnlarni kiritish va saqlash. Ana fayl menyusiga kirsak, fayl menyusida e'tibor bergan bo'lsangiz, создат, открыть, закрыть, сохранить, сохранить как degan yana va boshqalar ham mavjud. Bu создат degani yangitdan fayl tuzish, открыть degani oldindan mavjud bo'lgan fayllarni ochish, zagrit degani ochiq fayllarni yopish, saqlanish degani bor holatni saqlash, holatcha saqlanib qilib qolish, ya'ni esda saqlab qolish. Keyingisi saqlanish kerak, demak, agar o'zgartirish kerak bo'lsa, nomlarni o'zgartirib saqlash mumkin. Ya'ni pravka menyusi quyidagi amallarni bajaradi. Отменит, добавление фрагмента, повторить добавление фрагмента. Verizit qirqish, kopirovat ko'chirish, bufera meni ofis, ofisdan vstavit qo'yish, o'rnatish degan amallarni nima qilish mumkin ekan, bajarish mumkin ekan. Word menyusining bo'limlari menyu quyidagi qismlardan iborat. Fayl, pravka, vid, vstavka, format, servis, tablitsa va hokazo, okno, pravka degan narsalardan nima qiladi? Tashkil topgan ekan. Demak, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ana har birta bo'limida katta-katta operatsiyalar bajarilyapti. Ana birta главный, har bosh menyusini ochadigan bo'lsak, bosh menyuda mana shuncha jarayonlar amalga oshirilar ekan. Demak, formatlar,
ularda yozish usullari, yozish turlari, qanaqa shriftlarda yozilishi, armatlarga turli xil nimalar berish, ranglar berish, soyalar berish va shunga o'xshagan amallarni amalga oshirish mumkin ekan. Vstavka menyusida demak, o'rnatish, ya'ni bor narsani yangi nimaga o'rnatish, muqarrarga o'rnatish vazifasini bajaradi. Bu yerda demak, turli xil hotlar nima qilish mumkin? Vstavka menyusida nimalardan tashkil topgan? Bosh titulni stranitsa, pustoy stranitsa, razdruv stranitsa, ya'ni betlarni bo'lish, tablitsalar tuzish, rysunklar olish, ya'ni rasmlar olish, kliplar o'rnatish, figuralar o'rnatish, smart diagrammalar o'rnatish, mana shunga o'xshagan narsalarda amalga oshirish mumkin ekan. Demak, gipersirkalar, rekladkalar o'rnatish mumkin. Yuqori va past titullarni, kalend titullarni o'rnatish mumkin. Demak, ana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ana strelka bilan ko'rsatib turibman. Nomer stranitsa degan narsa bor. Demak, stranitsaga nomer qo'yish, tartib raqamini qo'yish, ana A bilan belgilangan bu natpisni belgilab olib, yozsak, natpis yozuvlarda amalga oshirish, express bloklar, word art yozuvlari, strike partpis, data, время, obyekt, obyektlarni olish, formulalar yozish, hammasi simvollarda yozib olish, mana shu narsalarni mana bu yerda amalga oshirish mumkin ekan. Razmetka stranitsa bo'limida, demak, razmetka stranitsa bo'limida, demak, shriftlarni, temalarni tanlash, svetlarni tanlash, shriftni tanlash, effektini tanlash, maydonni tanlash bo'lgan, orientatsiyani tanlash, razmer o'lchamlar qo'yish, kalon titullar, ya'ni kolonkalar, nechta kolonkadan yozuvimiz iborat bo'lsin, razdruv stranitsalar, nomer strakalar, rastanovka i perenosov degan narsalar bor. Demak, podlojka, svet stranitsa, demak, stranitsaga svet berish, ya'ni granit stranitsa, haligi qatorlarga, betlarga granitsalar qo'yish, ya'ni chegaralar qo'yish. Shuningdek, haligi chap tomondan, o'ng tomondan qanchadan qoldirish kerak, mana shu narsalarni e'tiborga olamiz. Demak, agar intervallarda bu yerda amalga oshirish mumkin, ana do, posle degan narsalarni tekislash mumkin va hokazo, mana shunga o'xshagan amallarni bajarish mumkin ekan. Endi rastanovka perenosa degan narsa, masalan, razmetka stranitsani ochadigan bo'lsak, rastanovka degan razmetka stranitsaning ichida orientatsiya, razmer, kolonkalar, razrev strayka, nomer strayka, ana buni yana ochadigan bo'lsak, sizdan demak, polyalarni o'rnatish mumkin. Qaysi nima deb yozamiz, albom deganmi yoki nijniga yozamiz, mana bularni tanlash mumkin ekan. Nijni buyog'i stranitsaning betting pastki tomonidan qancha qoldiramiz, o'ng tarafidan qancha qoldiramiz, chap tarafidan qancha qoldiramiz, mana bu narsalarni belgilab berish mumkin ekan. Demak, mana bu yerda obichni, hozir ko'rsatilgan obichni, obichni bo'lmasa boshqalarini tanlashimiz mumkin, yozishimiz mumkin. Bu yerda kapsami dokumenti degani belgilagan narsangizni barchada hujjat bo'yicha to'liq hamma betlari bo'yicha mana shu bo'yicha o'rnatish yoki o'zgartirish holatlarini amalga oshirishdan iborat ekan. Endi temaning ichida nimalar bor? Temaning ichiga e'tibor bersangiz, ana temada bir nechta nimalari bor, chiroyli haligi standart nimalari bo'ladi, yozuvlar betlari, mana shu yozuv betlaridan foydalanishimiz nima mumkin ekan. Texnicheskiy, ekirga, yarki degani ochiq, mana bu narsalar. Keyin svet, mana bu svetning turlari, mana svetlarni tanlab qo'yilgan. Xohlasangiz svetlarni xohlagan ko'rsatuvga qarab o'zgartirishimiz nima mumkin ekan. Demak, temani o'zgartirishimiz mumkin, svetni o'zgartirishimiz mumkin, svetlarning turli xillari belgilangan. O'sha svetlarni olib biz bemalol nima qilishimiz mumkin? O'rnatishimiz mumkin. Endi razmer stranitsaga qalsa, razmerga keladigan bo'lsak, haligi betning razmerlarini, o'lchamlarini qo'yib beradi. Endi bizlar asosiy A4 formatlarida ma'lumotlarni yozamiz. A4 formatlarini belgilab qo'yilgan.
Demek kalonkeler, ötte adne kalonkeler, diye kalonkeler, tari kalonkeler, çap tamamlama, ön tamamlama tekisleş var, ete bölekleş degen narsalarda itibar görüşümüz mümkün. Demek her bir tasi kalonkelerden türleri var. Bir de verilgen itibar vergen bu şey sana kare. Kalonkelerden her şey türlerden tanılıp görüşümüz mümkün. Bir tasi demek straniçsege yok bir tabiyetge bir neşte kalonkelerden makulüşümüz mümkün iken kurnatışımız mümkün. Ve bir neşte kalonkelerden yoluşumuz mümkün. Razdır straniçse mesela straniçelerde bölekleş, stolbistler koyuş, abdikani abdikani tekstin degen narsalar var. Demek bana bu narsalarda bana şu kısımda amalga oşuramız. Şimdi asasen razdır kem, cüdeyim kemden kem işledi ama straniçeler gerek yoksa razdırlar bacarlar. Şimdi nomer straki degen narsa var. Nomer straki degen narsa ki straka eğer her bir katorga nomer koymak için olsayız. Bana bir yerde hazır net de belgelengen. Bana koyadigen bu sek ne prerivne, ne kajde strense, ne kajde mrazdelne, zakrepit tekuşum abzatsı, verili numeriyatı strok ana şu narsalarda biz bana bir yerde amal görüşürüz mümkün. Demek bir yerde tablitsa, görünüşte stokta tablitsa, tablitsana bir neşe her türlerinde, bir neşe de neşte kalongesi gerek, üçüncü kalonga oluşumuz mümkün. Yok yani bir yerden stokta tablitsana bilgilesek, yeni numaralarını neşteden verişimizde, üstün neşte katar, neşte verişimiz mümkün. Hani bir yerde tablitselerde çizişimiz mümkün. Tablitseni çizdik, lakin kandaydır yetişmekçilik var. Tablitseni özgürtirişimiz mümkün, çizip doktor. Excel tablitseleri, Express tablitselerden faydalanışımız mümkün. Kompüterin özünde mavcut olgen numaralarını. Şu bilen Word matın mukarrarı ameli paketini tüketemizde sizler bilen hazır Microsoft Excel ameli paketi ve onun imkaniyetleri bilen tanışamız. Demek bunun rejesi kuyuda giden teşkil topken Microsoft Excel ameli paketinin oynası, Excel ameli paketinde oynası bilen işler, formülalar bilen işler, formüla elementleri, geçeğe formülalarını kiritiş usulları, funksiyaya kadar malumat, funksiyaya kiritiş usulları bulardın şimdi hamasını kıl olmasa demek ayrımlarını ameliyat derslerimizde devam ettiremiz de bunu toluk amelde oluşturuyoruz. Excel dasturunun ummi oynasının görünüşünü görüp durmuşlar. Hani yukarıda görüp durduğunuzda, resimde görüp durduğunuzda ummun oynası bana şimdi numadan teşkil topken buladı. Şimdi Excel'de malumatlarda tablitselerde kilitiş bilen, bir yaçekelerde kilitiş bilen bir katlarda bu yaçekelerde hesaplaşık işlerde becerilmesi mümkün. Onun için biz formülalardan yana bir etkisi bozsak, formülalar yani böyle maçları ve beraber koyup toktap, kendi formülanı yazmak için bozsak, ya çekege yazalımız, üçe bu içe. Olduğun ya çekelerde malumatları çoylaştırıp çıkarmız. Çoylaştırken malumatlarımızı giyin, bilgilerini, mesela A, B, C, D degen narsalarımız var. Stolik 1, 2, 3, 4, A, K, Z degen narsalarımız var. Bana bunlar bu içe ne bakalımız? Amalga oşuramız. Ve joylaştıramız. Kaysi geçeğe hesaplaşı işini becermek istiyorsak, bu şehirge başarı veya beraber koyup toplat hesaplaşı işlerini becerelim. Bu yerde hem itibar vergen bulsanız, ana oynanın tergibi de demek hudu bordge okşuyken, menülardan teşkil topken, bir yerde hem formatlar bölümü var ve türlü hil özgürtüşler kritiş mümkün, soyalar veriş mümkün, yok ki matn osti ranglar berish mumkin, mana shunga o'xshagan narsa yoki shriftlarni rangli yozishimiz mumkin. Turli xil holatlarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Bu yerda ham xuddi o'sha Wordda amalga oshirildi. Lekin Wordga nisbatan bu ancha qiziqarli va ancha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Demak, ikkinchi qismi qolgan qismini sizlarga ko'rsatyapman. Excelning qolgan qismi, yarim qismi avtosummalar hisoblash mumkin, ana e'tibor bergan bo'lsangiz. Formatları bilgiyle buluş mümkün. Dil yaşayıkları tanıla buluş mümkün. Tül duruş mümkün. Bu hakkı o zar degen nazılardım. Ana şehirde amelde oşurumuz mümkün. Bu oynanın ikinci yarımı hesaplanan. Şimdi stafka bölümünde demek malumatlarını kilit yanımızdan ki malumatlar bilen kayıta işler bu içi işlerle amelde oşurumuz mümkün. Ana işler için birinci mesela stafka bölümünde svodni tablitseler oluşumuz mümkün. Svodni tablitseleri belgilesek, svodni tablitselerin türleri çıkardı. Uşa tablitseler olup toktap, uşa tablitseler bu içe işlerden amel görüşürüz. Tablitseler ornatışımız mümkün, malumatlar yazışımız mümkün.
rəsmlər taşışımız mümkün, kliplər qoyuşumuz mümkün, figuralar oynatışımız mümkün, smart artlar oynatışımız mümkün, bir de histogrammalar oynatışımız mümkün, grafikler oynatışımız mümkün. Ana. Hamısı bunlar histogramma, yani diagramma degen narsani bildiradi. Mana bu diagrammalarning hammasini mana bu nimaga qarab to'xtab o'rnatishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? O'sha qaysi qismlarga bir nima diagramma qurishimiz kerak bo'lsa, o'sha qismlar bo'yicha belgilab olamiz va diagramma bo'limidan qavlaganimizga olamiz. Histogrammalar olsak, demak mana bu ko'rinishda bo'ladi, grafiklar olsak mana bu ko'rinishda bo'ladi. Kurguvi aylanma şeklinde olsak mana bu ko'rinishda, lineya şeklinde olsak bu ko'rinishda bo'ladi. Abzaslar bilan olsak bu ko'rinishda, ana bu nuqtalik va boshqa xil diagrammalarda ham o'rnatishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda gipersidlarni ham tashkil qilishimiz mumkin ekan. Buni sizlar bilan biz amaliy dasturlarimizda ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham xuddi shunday, yana e'tibor berayotganingiz bo'yin, word art degan narsalar bor, kelan titullar bor, strike bar, bor, obyektlar bor, simvollar o'rnatishimiz mumkin va hokazo. Demak, razmetka stranitsada bir nechta ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Shulardan bittasini ana figuralarni qaraymiz. Ana bu yerda ana figura o'rnatish ko'ryapsizmi? Figuralarni o'rnatish ba'zilarini ko'ryapmiz. Yoki ana sizda novi tablitsa, isvodniy diagramma. Demak, nom beramiz tablitsani, diapazonni belgilab beramiz. Diapazon bo'yicha bizga nima qiladi? Chiqarib beradi. Mana OK deb bossak, diapazon bo'yicha bizga keladi, nima qiladi? Chiqarib beradi. Endi mana bularga e'tibor bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerda Microsoft Excel dasturida mavjud bo'lgan turli xil holatlar, rismlar, rasmlarni tanlab olishimiz mumkin va shu rasmlarning ichiga ma'lumotlarni kiritishimiz ham mumkin. Word'da ham mavjud edi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ana bular endi histogrammalar, ana bu ko'rinishdagi histogrammalar bo'ladi. Aytganimizdek belgilab olib to'xtab, histogramma bo'limini bossak, demak histogrammalar paydo bo'ladi. Yoki belgilab to'xtab grafik bo'limini bossak, grafiklar, kurgovoy, parallel, boshqa liniya, lineyni va shunga o'xshagan holatlar. Endi masalan, shablonlari bor, mana histogramma ochadigan bo'lsak, histogrammaning shablonlari bor. Mana shu histogramma shablonlaridan foydalanishimiz mumkin. Grafik shablonlaridan foydalanishimiz mumkin. Ha? Mana bu ko'rinishdagi grafiklardan foydalanishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishdagi uch o'lchovlar grafiklardan foydalanishimiz mumkin. Mana shularning qaysini tanlab OK'ni bossak, o'sha ko'rinishdagisini kiritilgan ma'lumotlarga qarab diagrammasini chizib beradi. Bu yerda ham xuddi shunday yana grafik ko'rinishi qanday bo'ladi ko'rsatilgan e'tibor bergan bo'lsangiz, bu ko'rinishda qanday bo'ladi? Ana bu ko'rinishda qanday bo'ladi diagrammalar? Bu to'chishni nuqtaligida qanday bo'ladi? Va boshqalarda ana bularga Durgay diagramma deganiga qarang. Boshqa diagrammalar ham o'rnatishimiz mumkin. Bu diagrammalarning barchasi, hammasi o'sha biz yachegaga kiritilgan ma'lumotlarga qarab to'xtab, ma'lumotlarning hisoblashishlariga qarab to'xtab, o'shanga qarab grafiklar nima qiladi, chiqarib beradi. Ko'pincha buni statistik ma'lumotlarni aniqlashda, statistik ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslashda ko'proq ishlatamiz. Endi Word Art bo'limiga qarab keladigan bo'lsak, ana Word Art bo'limi, e'tiborga gipersilkalar berishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, gipersilkalarni qayerga beramiz, qanday beramiz, mana bu yerda ko'rsatib nomlari berilgan. Endi masalan Word Art, Word'da qanday ana art, Word Art'da qanday harflar bilan yozishimiz mumkin va boshqa. Simvollar simvollardan foydalanishimiz mumkin. Endi mana bu yerda razmetka stranitsada bu yerda ham xuddi shunday Word'ga o'xshagan ishlar amalga oshiriladi. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun ana shu buyruqlardan nima qilamiz? Foydalanamiz. Barchasi o'sha yerda bor. Masalan, avtomatikka ham qo'yishimiz mumkin bularni. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana e'tibor beryapsizmi? Va shularga qo'yib ketishimiz mumkin. Endi formulalar yozish, formulalar yozish bo'yicha endi masalan ana Excel'da eng yaxshi qulay tomoni shundaki, formula yozish yaxshi. Formula yozish oson. Masalan, stavka funksiya, masalan, funksiyalarni qo'yishimiz mumkin. Ha, ana buni to'xtab o'tdik, stavkalar. Avtosummalar qilishimiz mumkin. Endi bu nedavno использовались финансовыйлар qilishimiz mumkin.
mantıkıyla geçişki formüller yazışım, tekstovi formüller yazışım. Vakt ve sahne ve vakitlerde yazışımız mümkün. Silik yalı masumlar ki matematik formüller yazışımız mümkün. Ve başka funksiyeler de hem becerin. Demek karın itibar vergen bu seniz ama demek ben işlerim formüller yazışı için yaratılgen Microsoft Excel dasturu takibindeki dasturçuları çaplanan. Demek formüllerden mesela durgu funksiyon diye bahsediyorum. Onlar diye bahsediyorum. Durgu funksiyonunu bilgiler aldık. Demisal tarikasında. Statistik formüller, inženerlik formüller, analitik formüller, svojstva proverke, svojstva značenja, malumatlar, katres. İtibar veriyemiz analitik formüller. Kubiçi značenje, kubi množi, množi. Demek bana bunlar hamas analitik formüller. Yani maklar iken, kerer iken. Logistik mantığı yesli, bana yesli aşıkki, yesli istini, loş, üstavit funksiyo degen narsalar, ha? İtibar bergen bolsak, ana formular sapalanar. Endi, durgi funksiyaning ichidan statistikani oladigan bo'lsak, statistikaga qarang. Bir nechta statistikani formula yozish turlari mavjud. Davom etadi faqat. Rasmda ko'rsatib bo'lmaydi, keyinchalik davom ettirib ko'ramiz, ma'muriyatda. Finansiyaviy, ya'ni moliyaviy hujjatlar yuritish uchun maxsus formulalar bor, e'tibor bergan bo'lsangiz, e'tibor berasizmi? Stilga buni ko'rsatib. Maxsus formulalar. Finansiy belgilab olib, finansiy hujjatlar. Endi matematiklarda masalan matematik formulalar yozsa, e'tibor berasizmi? Ha, maxsus yerga joylashtirib. Silke imassizlar. Silkeler veriş, masterler tayinler. Bu yerde mesela master fonksiyonu yordamda fonksiyonu tanırlar. Skandara fonksiyonu olamaz. Master fonksiyonu olamaz. Matematik ne olsunuz? Mümkün finansiyeli. Başka başka derden. Bakaysa bizge muhakkere kısa uşan arsan olup okey tükmanı olsak uşan arsak hasıl olur. Hazır ki variantımızda demek matematik formüllerini yazışımız gerek. Demek matematik formüllerini yazış için bana bir matematikasını koyup toktab kaysa fosulda yazsak ana şükür müştü yazıp gitiyorlar. Okey tükmasını basak formülamız fayda buladı ve hesaplaşma. Şu bilen PowerPoint diyen kıskaça tanışıp çıktık sizlerle bu Word PowerPoint ve da Microsoft Excel dasturlarımdan bundan ki köp şugullanamaz. Bu şu amali dasturlar bilan bu amali dasturlarını işe düşürürüz ve bunlardan önce işlerden amal göstereceğiz. Şimdi Microsoft PowerPoint dasturunun vazifesi. Microsoft PowerPoint dasturunun vazifesi. Demek normal işler tayarlar. Yani Rusya'sı getirdikten bu sefer takdimatlar tayarlar. Prezentasyonlar tayarlar işlerini bana şeyler yordamda takdimatlar tayarlar işlerini. Ama PowerPoint yordamda amal göstereceğiz. İtibar verirken bu sefer PowerPoint'da hem kutlu Word Excel'lerge okşagen böyle işte demek yani, fonksiyonları mevcut manası fonksiyonları bilen amal göstereceğiz. Şimdi biz köprak kazıklar edigen değil mi? Diğer designer, animasyon bölümlere manası nasıllarge köprak animasyonlarge itibar koyamız demek manası nasıllar bilen ara figuralar koyuyoruz. Diğer nasıllar sazdat, yangi tutan sazdat var, neçə xil türlər var, qaysını məqulsak, mana şunu tanlab alamız da. Boş bulatgan bolsa boşunu tanlab alamız. Dublir ötkiladigan bolsa, o'sha hozirgi mavjud bo'lgan prezentatsiyani yana bitta yozishmoq bo'lsak, dublir bo'lmasa. Slash strukturalardan oladigan bo'lsak, strukturalardan bo'lsamiz, boshunga o'xshagan boshqa ishlarni ham PowerPoint dasturi yordamida amalga oshiramiz. Demak, dizaynerlar tanlab olamiz. E'tibor beryapsiz, dizaynerlar. Dizaynerlerden keyin e'tibor bersangiz animatsiyalar tayyorlash. Animatsiyalar tayyorlash nima ishlar qilinadi. Demak, animatsiya bo'limiga kiramiz, animatsiyalar tanlab olamiz. Dabavt effekt deymiz, dabavt effektning ichidan demak, masalan, vход, выделение, chiqish, выход, chiqish, путь перемещения, ya'ni yurish, harakatlanish yo'llarini belgilab berish, kirish va chiqishlarni amalga oshirish. Mana shu narsalarga e'tibor bersak, demak chap tarafda kirish masalan turlari berilgan,
Mana shu ko'rinishda ma'lumotlarni kirishimiz mumkin. Mana shu ko'rinishda namoyish qiladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, ancha-muncha ishlar tushundik. Demak, добавьте эффекты, masalan, videleniya, videleniya sobrashenie, izmeniyaning razmeri, yana chemlarni o'zgartirish. Qaysini tanlasak, o'sha bo'yicha nima qiladi? Amalga oshiradi. Ay, abisni birinchi mana bu foto orqali amalga oshiradi. Demak, shakl talqini tashkil qilish yoki tashkil qilish masalasi bu hayot dasturida ishga tushirishamiz va fayl bo'limidan sozlar buyrug'ini tanlaymiz. Demak, Microsoft Office dasturi ham bizning nimamizda Microsoft Office'ning tarkibiga kiruvchi amaliy dasturiy paketlardan hisoblanadi. Bu Microsoft Access dasturining amaliy qismi amaliy ishlari quyidagilardan iborat. Demak, ma'lumotlar bazalarini yaratish va bu ma'lumotlar bazalari bilan ishlash yo'llarini mana shu ma'lumotlar bazasi Access yordamida amalga oshiramiz. Access'ning umumiy formasi ko'rsatilgan. Buning uchun bizda alohida mavzumiz bor. Ma'lumotlar bazasi degan ma'lumotlar bazasida to'liq tanishib chiqamiz. Umumiy oynani ko'rib turibsiz. Umumiy oynani yuklab mana shu ko'rishda bo'ladi. Demak, hosil bo'lgan oynaning o'ng tomonida joylashgan sozdani fayl oyna bo'lim sozdani qismining novoy baza danni degan qismini tanlaymiz, ya'ni yangi baza tanlash degan. Yangilarni yozib to'g'ridan to'g'ri tanlash ham mumkin bu eskilar. Mana borlarni shunday tanlaymiz. Endi e'tibor bersangiz, Access dasturida masalan hujjatlarni tayyorlash yoki sazdat qilish, tuzish uchun nima ishlar qilinadi? Mayda klientlarga to'xtab, mana bu yerda sazdat turgan tugmasi, nom berib sazdat qilsak, nom berish, joyni tanlash sazdat qilsak, ana bu yerda DB degan narsa bilan sazdat qilib bizga ma'lumotni nima qiladi? Chiqarib beradi. Makro bazadan Microsoft Office degan Office Access degan dasturlarni amalsoz sozlab qilyapmiz e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Demak, mana bu sozlab qilinganlari oldindan mavjudlar, buni o'tishimiz mumkin. Hokazo chap tarafida oynaning chap tarafida demak bu bajariladigan jarayonlar ko'rsatilgan. Мой компьютер, мой сетовый окружин, мой документ, рабочий стол, мой последний документ, и так далее. И создать, да, архалы создать, ты можешь на всех создать компьютер. Это варьяния. Энда, малымат базалы, малыматлар базасыны создать кылышның ikkita turi mavjud. Birinchisi sozdani forma в режиме конструктора, ikkinchisi sozdani forma с помощью mastera deyapti. Demak, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, tartibchilarda haligi aksessda so'zda tuzish uchun haligi formalarni tuzish uchun ikki xil usuldan maqulni ekan foydalanadi. Qaysi usul tanlasak, o'sha usul bilan amalga. Endi formalarni tashkil qilish uchun sozdani formaga tanlasak, o'zi nima tanlab o'sha joyga qo'yib formalarni nima qilamiz? Almashtirib amalga oshiramiz. Endi bu yerda sizlarga yana texnik ma'lumotlar berilgan, texnik yerlik qurilmalar, deng yo zamonaviy texnik qurilmalar haqida bizda ma'lumotlar berilgan, e'tibor bergan bo'lsangiz, eng zamonaviy texnik qurilmalar mana shu yerda joylashgan axborot texnologiyalari. Yana e'tibor bering, qolganlarini. Kompyuterning ichining qurilmalari ham bor, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Demak, mana bu demak, bular ichida mavjud. Shuningdek boshqa rasmlarimizni e'tibor bergan bo'lsangiz. Buni e'tibor bersangiz, mana qarang, texnik jihozlar, demak texnik jihozlarning ikkita ko'rinishi bilan printerlar va skanerlar bilan kolonka va ularning turlari haqida. Demak, shu bilan hurmatli talabalar, bugungi mavzumizni tugatamiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha men o'ylashimcha ancha-buncha yaxshi narsalarga erishdik.
yaxşınalara gördük. Ama bunların hepsini biz siz ameli ve laboratoriya maşgulatlarımızda toluq amel göçlerimiz olsunlarla prosto maruza sıfatla kıskaça giden malumat bir yer. Düşünürlük bugün bu ise demek hareket kılalımız.